Hızırcığım, Feyyaz dedi ki toplantıda müttefikimiz olan bir dostumuzu öldürmüşsün. Kimmiş o? Habban. Lübnanlı Habban'ı. Evet. Bugün bütün ölenler bir yana da reis. Bu iyi olmamış sanki. Niye Rafet? Bütün bölgede akrabalıkları olan çok büyük bir aile. Ünal Bey'in bu durumdan haberi var mı? Çok istiyorsan arar şikayet edersin Rafet. Hele bir sor bakalım niye öldürmüş? İşte ben de tam o yüzden buradayım. Feyyaz bunu söyleyince yanlış bir iş olmuş diye düşünmüştüm. Ama sonra dedim ki Hızır yapmışsa vardır bir bildiği. Bugün bulunduğum o toplantıda yeni silahımız için pazarlık yapılıyordu. O Habban denilen adamı öldürmeseydim hiç kimse bizimle ticaret falan yapmazdı. Ama söylediklerinizde sonuna kadar haklısınız. O herif çok güçlü ve etkili biri idi. Ben de diyorum ki o ölmeseydi kimse bize sipariş vermezdi. Peki kardeşim Feyyaz ben çıktıktan sonra ne kadar sipariş aldığını da söyledi mi? Evet. Miktara şaşırmadım diyemem. Ya ne kadar, ne kadar? İlk sevkiyat 50 konteyner. İyiymiş. İyi miymiş? He. O kadar silah dünyada öldürmeyeceğin adam yok. Ya iyiymiş, kötüymüş. Biz şimdi bu sabahtan beri niye bu kadar adamı öldürüyorduk anlasana bunu. He? Hadi bunları anlatmayız. Bari burada anlat bize de. Hızır amcamın da dediği gibi. Eğer bugün sizin öldürdüğünüz adamlar yaşıyor olsaydı şu an alternatifimiz olacaklardı. Yani böyle bir sipariş alamazdık. Nereye alamayız? Nereye? Silah bizim, silah. Ya diyelim ki elimizde 100 konteyner mal var. Biz bunları satacağız. Satacağız da alan olmadıktan sonra satan... Yani satan ne yapsın? Yani onu demek istiyor Alparslan. Biz bu adamlarla baş edemeyiz Hızır Reis. Yani diyelim ki baş ettik. İstihbarat servislerini ne yapacaksınız? Habban ve ailesinin arkasında bütün gizli servisler var. İyi, ne güzel işte. Bu vesileyle gizli saklı ne varsa ortaya çıkar. Servisler dahil. Sevmem ben Feyyaz. Sevmem. Gizli saklı hiçbir şeyi sevmem. Dost da düşman da açık olacak. Ünal Bey yokluğunda ne yaparsanız yapın ama beni CIA ile karşı karşıya getirmeyin demişti. Rafet. Bazı işler Ünal Bey varken olmuyor. Benim işim savaşmak. Ünal Bey'in işi savaşlardan rant sağlamak. Kayman Adaları'ndaki hesabımıza Feyyaz'ın aldığı siparişlerden paralar yatmaya başlayınca Ünal Bey'in söyleyeceği tek şey iyi, böyle devam edin olacak. İyi de adamlar parayı yarın yatıracak Hızır Reis. Bu durumda Habban'ın ailesi duruma müdahale etmez. Kim bu Habban kim? Hayır onu söyleyin biz de öğrenelim. Burada böyle masada boş boş hiçbir şey yapmayıp oturacağımıza gidelim en başından temizliğimizi yapalım. Bu
Bu kadar sipariş aldığımız yerde kim yanımızda, kim karşımızda? Görmeden kim dost, kim düşman bilemeyiz. Ben savaşı başlattım. Ama cepheler henüz belli değil. Yani bu masada tabii gene abim ne derse o olur ama ticaret bir yana, biz bu gece dostlukları kaybettik. Abban ailesiyle olası bir savaşta biz aile olarak bu savaşın içinde olmamalıyız. Feyyaz, bu masada oturuyorsak ailemiz buradadır. Dostlarımız dışarıda. Dostlarımız bir gün düşmanlarımız olabilir. Ben her zaman aileden yanayım. Hızır ailemiz adına bir karar vermiş. Ben o kararın arkasındayım. Onunla savaşan benimle savaşır. Eyvallah İbrahim Bey. Evet beyler, toplantı bitmiştir. İbrahim Bey, müsaitsen biraz özel konuşmak isterim. Tabii ki. Amca. Babam dedi ki eve geçsinler. Konuşacaklarım var. Zaten aynı evde yaşıyoruz oğlum. Nereye gideceğiz başka? Konu ne? Amca aile meselesi dedi. Özelmiş yani. Özel. Sen bilirsin lan. Neymiş bu özel mesele? Ne bileyim amca. Behzat. Sen de gel bizle. Sen şimdi bacını özlemişsindir. Vallahi hiç kusura bakma İlyas. Tatil çoktan bitti. Fırçası bir türlü bitmek bilmedi. Ben yarın sabah gider görürüm bacımı.